Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Birçok insanın bana sorduğu bir soru var. Ben hedefimi, gerçek yaşam yolumu, gerçek hedefimi, misyonumu nasıl bulabilirim? Burada bir kere sorumluluk almak lazım. Kendi hayatının sorumluluğunu, el alemi dinlememek ve içinden gelen sesi dinlemekle ilgilidir. Seni mutlu eden şeylerin peşine düşerek olur. Ama birçok insan hayatının kontrolünü ele almak yerine başkalarına devreder. Yani bunu bir araba yolculuğu gibi düşünelim. Araba yolculuğunda dümen kimin elindedir? Şoförün elindedir. Ve sen yolcuysan ne olur? Bütün sorumluluk şoföre ait. Sen yolcusun. Onun sürdüğü yere gidersin. Onun sürdüğü hızla gidersin. Onun seçtiği yoldan gidersin. Onun sana gösterdiği manzarayı görürsün. Ama sen burada pasifsin. Yani yolcu olmak, bir arabanın yolcusu olduğunuzda nereye gideceğinizi, hangi yolu seçeceğinizi, hızınızı ve rotanızı siz belirleyemezsiniz benim dostlarım. Kontrol tamamen şoförde. Yani başka bir faktöre veya kişide olur. Hayatının yolcusu olmak da böyledir. Eğer sorumluluk almazsanız yaşamınızdaki koşullar, olaylar veya başkalarının kararları sizi yönlendirir. Bu durumda yaşamınızın akışında kendinizi pasif bir şekilde sürüklenirken bulursunuz ve gerçek yaşam amacınıza ulaşamazsınız. Örneğin, bir kişi yaşamındaki sorunları dış faktörlere bağlayabilir. İş yerinde mutsuz olabilir ama harekete geçmek yerine sadece şikayet eder, şoförü şikayet eder. Bu kişi tıpkı bir yolcu gibi hayatını kontrol edemez. Çünkü kendini tamamen dış koşullara bağlanmıştır. Yalnızca tepki veriyor. Ama şoför olmayı seçmek bambaşka bir şeydir. Hayatının şoförü olduğunda nereye gideceğinize, hangi yolu takip edeceğinizi, ne kadar hızlı ilerleyeceğinizi tamamen siz belirlersiniz. Yani yaşamınızdaki seçimler ve sonuçlar sizin kontrolünüz altındadır dostlarım benim. Bu sadece hedeflerinizi belirlemek değil, aynı zamanda yolda karşılaştığınız engelleri aşmak için de sorumluluk almayı içerir. Şoför olarak aktif bir rol oynar ve hayatınızın kontrolünü elinize alırsınız, onu tutarsınız ve hedefe kilitlenebilirsiniz. Örneğin, kendi işini kurmaya karar veren bir kişi bu adımı atarak hayatının şoförü olur. Başlangıçta zorluklarla karşılaşsa da bu kişi rotasını ve hızını kendi belirleyerek başarıya ulaşabilir. Batabilir de, hatalar da yapabilir. Ama yolcu değil, şoför olduğu için kararları ve sonuçları üzerinde her zaman kontrol sahibidir benim dostlarım. Şoför olmak, hedeflerinize ulaşmak için doğru rotayı seçmeyi ve gerekirse yeni yollar keşfetmeyi de içerir. Bu hayatınızdaki kararlara dikkati verirseniz bu kararların sonuçlarını kabul etmek anlamına gelir. Yolcu olarak kararları başkaları sizin adınıza verir ve kararlarda sizin hiçbir katkınız olmaz. Ancak şoför olduğunuzda her adımı bilinçli bir şekilde
atabilirsiniz. Kendi seçimlerinizle. Diyelim ki bir örnek, bir kariyer yolculuğunda bir kişi hangi alanda gelişmek istediğini belirleyip buna göre eğitim alarak ya da projeler seçerek rotasını çizebilir. Kararları başkalarına bırakmak yerine kendi geleceği hakkında aktif seçimler yapar. Zorluklar ve engellerle baş etmek, yani direksiyonu bırakmamak. Hayatta her zaman sonsuz bir yolculuk var. Yolda karşılaşabileceğiniz engeller ve zorluklar hayatın bir parçasıdır. Her zaman zorluk, engel sizin dışınızda olabilir. Düşünemediğiniz, daha önceden tecrübe etmediğiniz şeyler karşınıza çıkabilir. Bu yüzden eksik aksak da ilerleyebilirsiniz. Bir yolcu bu zorluklar karşısında daima pasiftir. Pasif kalır. O karar almaz. Belki de ne yapılması gerektiğini bilemez. Çünkü bugüne kadar karar almadı. Ancak şoför karşısına çıkan zorlukları aşmak için gereken manevraları yapabilir. Bu hayatta karşılaşılan sorunlarla baş etme becerisini ve esnekliğini simgeler. O dümeni, direksiyonu tutmak dostlarım benim. Hedeflere ulaşmak, şoför olarak nihai hedefinize ulaşma sorumluluğu sizdedir. Hayatın şoförü olmak, kendi seçimlerinizle yaşamınızı şekillendirme gücüne kazanmak ve bu yolda bilinçli bir şekilde ilerlemek demektir. Bu da yaşam amacınıza ulaşma yolunda sizi aktif bir katılımcı yapar dostlarım benim. Yani yolcu olmak yerine şoför olmayı seçin. Örneğin bir kişi sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsa düzenli egzersiz yapmaya, sağlıklı beslenmeye ve stres yönetimi için gereken adımları atmaya karar verir. Şoför olduğu için yaşamının bu yönünü kontrol eder ve sonuç olarak daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürer. Sonuç olarak hayatının şoförü olmak, kendi yaşamınızın sorumluluğunu alıp bilinçli seçimler yaparak hayatınızı şekillendirmeyi ifade eder. Bu yüzden bir takside ya da bir arabada yolcu olmak yerine şoför olmayı, kendi seçimlerinizi yapabilmeyi size öneririm dostlarım benim. Aktif olun, pasif değil. Hayatın içinde eğer aktif olursanız hayatınızın patronu da, şoförü de, kaptanı da siz olursunuz ve hayat amacınıza ulaşma ihtimaliniz çok daha yüksek olur. Benim aziz dostlarım, hadi gelin. Bugün dünden daha sağlıklıyım. Bugün dünden daha güçlüyüm. Bugün dünden daha huzurluyum. Bugün dünden daha mutluyum. Şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım. Oh be, rahatladım. Siz de hayatınızın kaptanı, şoförü olmak istiyorsanız ilk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, videolarımı paylaştınız, söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dostlarım benim, yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın. Dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın.
sizleri çok seviyorum dostlarım benim.